Merhaba, ben Ahu Sungur. Bir şansım olsa programının sunucusuyum. Hayatta verilen bazı kararlar, bu kararlar sonucunda gelen pişmanlıklar, keşkeler. İşte bu programda bunlara tanıklık edeceksiniz. Zamanı geri alıp bir şeyleri değiştiremeyiz belki ama bazı insanlar için bir şans yaratabiliriz. Abla biliyorum seni paramparça ettim. 8 yıl önce yaşadığım aşk serüveninden yenik düştüm ve tekrardan bir aile olmak için senden bir şans istiyorum. Lütfen beni geri çevirme. Gerçekten çok yalnız ve çaresizim. Eğer istersen bir daha hiç karşına çıkmam. Ama lütfen beni bugün yalnız bırakma ve bana bir şans daha ver. Beni dinle. Duygularımı hissetmeye çalış ve beni anlamaya çalış. Ne olur. Hayatta yaptığınız her hatanın mutlaka bir telafisi olur. Bugün hata yaparsınız. Hayat size yarınla birlikte telafi etmek için yeni bir şans verir. Yarın yeni bir gündür. Ve yarın hayat size yeni bir şans sunar. Gelin size tam 8 yıldır günün yarın olmasını bekleyen biriyle tanıştırayım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba, buyurun. Teşekkür ederim, sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim Ahu Hanım, iyiyim. Öncelikle her şeyden önce tekrar bir teşekkür etmek istiyorum başlamadan önce. Çünkü bu vesileyi bana sağladığınız için henüz bir şey yapmamış bile olsanız ben çok mağdur bir durumda geldim buraya. Bana ön ayak olduğunuz için çok teşekkür ederim. Elimizden ne geliyorsa sizin için yapmaya hazırız. Ben seyircimiz için size sormak isterim. Buyurun. Siz kimden bir şans istiyorsunuz? Ahu Hanım, öncelikle ablamdan bir şans istiyorum. Çünkü ben 8 yıl önce çok büyük bir hata yaptım. Bu hatayı nasıl telafi ederim? Şu an geç mi kaldım? Nasıl olacak? Nasıl başa alacağım bilmiyorum ama buradan ya bir aileyle tekrardan ayrılacağım ya da tamamen yalnız bir şekilde ve ablamla barışmamış ve ailemi de bir daha görmeyecek şekilde geri döneceğim. Nilüfer Hanım, çok üzgün gördüm sizi. Öyle söyleyeyim. Çok pişman ve üzgünüm. Evet, çok üzgün görünüyorsunuz. Ne oldu ablanızla, ailenizle? Niçin bu kadar yalnızsınız? Ve niçin bu kadar umutsuzsunuz? Ben 8 yıl önce bir aşk serüveniyle bir yanlış yaptım. Sonra bu işler daha da bir çıkmaz hale girdi ve ailem kesinlikle benimle görüşmüyorlar. Ablam, annem, babam hiçbiri benimle görüşmüyor şu anda. Haklılar, %100 haklılar. Çaresiz bir şekilde son çare olarak buraya geldim ve hatamın telafisi yok biliyorum. Nasıl üstesinden gelebilirim onu da bilmiyorum. Apansız bir şekilde buraya geldim. Tek dileğim beni affetmeleri. Şimdi hata, adı üstünde hata. Aşık olduğunuz kişiyi aileniz istemiyor muydu? Yani aslında istemiyordan ziyade akıllarına bile gelmeyecek biriyle evlendim ben. 8 yıl önce. Aileniz, ablanızı ayrıca söylüyorsunuz. Hani o akıllara gelmeyecek kişiyi mesela ablanız hiç sevmiyor muydu? Sevmiyor değil de açıkçası benden daha çok seviyordu. Nasıl oluyor? Ben ablamın nişanlısıyla evlendim Ahu Hanım. Ablanızın nişanlısıyla evlendiniz. Evet, tam da öyle. Peki. Kaçarak evlendim. Kaçarak evlendiniz. Kaçarak evlendim. Peki siz bu kişiyle birlikteydiniz, sevgiliydiniz, seviyordunuz. Sonra mı ablanız çıktı ortaya? Hayır, tamamen ortada hiç bulunmayan biriydim. Açıkçası konuyla alakam yoktu. Bu kişinin yani eski eşim Şevket'in de benimle alakası yoktu. Eski eşiniz? Evet. Bu çok ağır bir şey. Ben şu an kusura bakmayın çok utanıyorum. Yani bunu size söylerken de nasıl cümleler seçeceğimi de bilmiyorum. Dünya üzerindeki milyonlarca erkeğin arasından niçin ablanızın nişanlısını seçtiniz? Haklısınız, ne diyeceğimi bilemiyorum. Haklı olmak istemiyorum. Ben genelde haklı olmak yerine mutlu olmayı tercih ederim aslında ama. Çok pişmanım. Aynı soru onun için de geçerli. Korkunç bir yüzsüzlük benimki yani. Bir açıklaması yok bunun. Zamanında gençlikten mi ya da hiçbir telafisi yok. Hepsi her şeyin farkındayım. Zaten tüm bunları göze alarak geldim buraya. Nilüfer Hanım, sizi buraya kadar getiren şey
pişmanlığınız mı? Yalnızlığınız mı? Vicdan azabınız mı? Hangisi? Her biri var aslında Ahu Hanım ama yani şu an çok pişmanım evet içinde bulunduğum durumda ama geçmişe gitsem ve tekrar aynı şeyleri yaşasam yine aynısını yapar mıyım bilmiyorum. İnanın bilmiyorum yani dürüst olmak gerekirse o zaman çünkü sevdim ve o zaman bana gerçek geliyordu her şey. O zaman nasıl bir pişmanlık bu sizce? İçimden ne geliyorsa onu söylüyorum size inanın yani o zaman evet o zaman sorsanız bana asla bunu bir hata olduğunu düşünmezdim. Üstüne giderdim, devam ederdim, savaşırdım ama şu anda içinde bulunduğum durum belki yalnızlıktan, vicdan azabı, hepsi bir araya gelince çaresizlik. Nasıl tanıştınız? Mutlu bir aile miydiniz? Önce onu sormak istiyorum. Biz evet mutlu bir aileydik. Anne, baba ve ablam ve ben. Hı hı. Ailemiz bizimle gayet ilgiliydi. Okul hayatımızla olsun, çocukluğumuzdan, bebekliğimizden. Her şeyimize ilgilenirlerdi, eğitimimize çok önem gösterirlerdi. Ablanızın ismi ne? Müjde. Müjde Hanım'ı sever miydiniz? Biz birlikte büyüdük, her şeyimizi birlikte yaptık. Oyuncaklarımız bile bir beraberdi yani. Aramızdan su sızmazdı o zamanlar, o zamana kadar. Şevket Bey'i nasıl tanıdınız, nasıl tanıştınız? Ablanız Şevket Bey'i nasıl tanıdı? Anlatır mısınız bana? Biz Şevket'le, ablamla aynı zamanda tanıştık. Şevket'in babası babamla, benim babamla asker arkadaşıydılar. Zaten görüşmeleri vardı. Fakat son zamanlarda ablam üniversiteyi bitirdi, 2 yıl olmuş. Güzel de bir iş sahibi olmuştu, güzel bir kariyer edinmişti. Artık evlenme konuları gündeme gelmeye başlamıştı. Tabii ben kendisine 3 yaş küçük olduğum için benim için öyle bir şey konuşulmuyordu. Her şey için önce ablam göz önünde bulunduruluyordu. Şevket'in babasıyla da benim babam ve annem uygun bulmuşlar Şevket'i ablama. Ha böyle görücü usulü gibi bir şey gibi oldu. Evet, evet. Ama zorundalıklı değil. Yani kimse kimseye zorla bir şey söylemedi yani. Nasıl oldu peki? Hani şu gençleri bir tanıştıralım birbirlerine uygunlar. Gibi. Aynen o şekilde yani bir araya getirdiklerinde iyi anlaşırlarsa biz de çok mutlu oluruz. Birbirleri için uyumlu. Hani iş anlamında, kariyer anlamında. Öyle düşündüler. Benim ailem için de biraz kariyer önemliydi açıkçası. Her şey usulüne göre olsun isterlerdi. Şeyi çok merak ediyorum mesela. Aynı anda tanıştık dediniz. Evet, 12 Şubat ablamla. Gecesi. Tarihler de aklınızda. Nasıl aklımda olmasın ki? O gece aşık oldum zaten Şevket'e. Görür görmez. Görür görmez. Oysa ki o akşam ablanızla Şevket Bey'in tanışma akşamıydı. Aynen öyle. Anlatır mısınız o akşam biraz? O akşam yemek yendi ailecek. Hiçbir şey yoktu. Yani aralarında herhangi bir şey yoktu. Ardından işle alakalı konuşmalar yaptılar. Çünkü ikisi de kariyerinde başarılıydı. Meslek olarak da biraz yakın çalışıyorlardı birbirlerine. O gece yemek yendikten sonra telefonlar verildi. Normal usulünce hani herhangi bir şey söylenmedi ya da işte bir baş göz konusu söz konusu olmadı. Sonra Nilüfer Hanım? Telefonları alınmıştı ikisinin birbir tarafından ve görüşmeleri sıklaşmaya başladı. Tabii ki ben ablamın yerine kendimi koyuyordum. Yani onunla ben tanışmalıydım, ben yemeğe çıkmalıydım, ben görüşmeliydim, eş olarak ben seçilmeliydim vesaire gibi durumlara soktum. Şimdi siz bu cümleyi söyleyince ablamın yerine hep kendimi koyuyordum deyince ben şöyle bir şey bekledim sizden. Ya ben bu duyguma sahip çıkmalıyım, bu duyguyu gömmeliyim, bu durumu değiştirmeliyim. Hayır, siz şöyle diyorsunuz. Onun yerinde ben olmalıyım. Ben olmalıyım dedim. Aynen öyle.